Izdırap insanı diyorsunuz, sık sık üstünde duruyorsunuz. Izdırap nasıl kazanılır? Yolu nedir? Çaresi ne bunun? Ben de ızdırabı çok bilmem. Herkes kendi çapında belki ızdırap duyar. Benimkine ızdırap denir mi, denmez mi? Bazı kesitler arz edeyim. Bir arkadaşımın naklini nakledeceğim size. Ben unutmuşum onu. Birine yazdığı mektupta. Bir defasında öyle olmuş. Saddam peşmergeleri nükleer bombalara tutunca, nebeceyle kırıp geçirince, ben orada o çoluk çocuk kadın televizyon verdiği anda diyor ki böyle sandalyeye tutunuyordunuz, kalkmak istediniz, kalkamadınız. Bitti, arkaya yıkıldınız. Bakü işgal olduğu zaman ben bayıldığımı hatırlarım. Mekke'nin işgali söz konusu olduğu zaman 3-5 insanla ben minberde, peygamberin minberinde delirdim. Delirdim bayağı. Ve bir gün sana burada şöyle olur derlerse hiç yadırgamayacağım dedim. Ben bunları tabii insan çizgisinde her insanın vicdanında duyacağı şeyler zannediyorum. Ama esas bunların ötesinde ızdırap duyma meselesi, bu enbiya-i zama ait şeylerdir. Toplumu daima karşısına alıp bir ızdırap bestesi gibi dinleme. Ve sonra kendisi de bir neyi gibi olup inleme, ona dem tutma. Onunla beraber ona ses katma. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kapalı, iki yerde de sarih. Allah Efendimiz'e diyor ki, şu sana inene inmiyorlar diye neredeyse intihar edecek, kendini öldüreceksin. Demek ki nasıl kalaklar, ızdıraplar, hafaganlar içinde yaşıyordu ki, neredeyse Habibim kendini öldüreceksin. Burada bir yanıyla bir takdir var. İşte peygamber o kadar insanlık buğutluydu. İnsanlık yaşamayacaksa benim yaşamamın da bir anlamı yok. İnsanlık huzur içinde olmayacaksa benim huzurumun da bir anlamı yok. Evet, çağımızdaki düşünürlerden bir tanesi, yaşatma zevki adına yaşama zevkini unutma diyor. Ve büyük mütefekkire diyorlar ki, hiç hayatını ikileştirmeyi düşünmedin mi? Aklına gelmedi mi bu? Ümmeti Muhammed'in derdini düşünmeden hiç elim olmadı onu düşünmeye diyor. Bu ızdırap insanı. Peygamberane delice bir himmet. Peygamberdeki delice değil de bununki delice bir himmet. Ve yine size anlatmışımdır, arz etmişimdir. Van'da onun tabiriyle yekpare kale, onun üstünde bir mağara var. O mağaraya gider, oraya sığınır, Evrad-ı Eskar'ını okur. O mağaranın altında bir mağara daha var. Fakat alttaki mağaranın kapısı yarım metre kadar üstteki mağaradan biraz daha içeride. Yani kendinizi üstten aşağıya atsanız mağaraya giremezsiniz. Yere düşersiniz. İşte o mağaranın üst kapısından içeriye gireceği zaman bir gün ayağı kayıyor. O yüksek, 100 metrelik yüksek kayadan aşağıya doğru gelirken kader onu sanki bir el alttaki mağaradan içeriye itiyor. Fakat o esnada talebelerinin duyduğu ses şudur. Davam diye inliyor. Davam diye. Kaya inliyor beraber. Ben böyle bir trafik kazası yaptığım zaman arabamda teyp çalışıyordu. O teyp de hala kayıtlıdır. Onu bir arkadaşıma verdim. Tehlikeyi görünce Allah diye bağırmışım. Onun bu meselesini öğrenince benim bağırmamın ne kadar basit olduğunu anladım. Gerçek bir davaya dilbeste olmuş bir insan, kendinin kurtuluşunu hedefleyip Allah demiyor, peygamber demiyor. İnsanlığın battığı bir yerde ben cennete gitsem ne olacak? 25 milyon Türk milletinin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Onların imanını selamette görmezsem cennete bile gitmek istemem diyen bir insan başka türlü de düşünemezdi zaten. İşte benimle onun arasındaki fark da odur. Ve işte o da bütünüyle milletine göre, insanlığa göre programlanmış bir yüce ruh, bir yüce kâmet. Peygamberane himmetle, ızdırap insanı, ızdırap odur.
Ama onları ben kavrayabilir miyim, kavrayamaz mıyım? Bilemeyeceğim onu. Bana göre gerçek ızdırap şudur. Böyle herhangi bir hadise karşısında o büyük insanın, onun talebelerinden birisinin dediği gibi, eğer ızdıraptan bir kalp duracaksa şayet, bir genç imansız oldu sözü karşısında, o kalbin atom zerratı adedince parçalanması gerektir. Niye kalbin parçalanmadı demeliyim kendime ben. Bence ızdırap odur. Ve ızdırabı bilmeyene ızdırabı anlat demek sizin için de bence bir talihsizlik, çünkü anlatamayacak. Izdırap adına bir şey anlatacaksa bu onun için de bir talihsizlik. Çünkü men lem yezuk lem yarif. Yahya Kemal der ki yaşayan bilir derler. Bana göre esas duyan bilir. Yaşayan değil. Yaşadığınızı hissedeceksiniz. Hayatın her lahzasını tik tak diye atan saatin ibresi gibi hepsini teker teker duyarak yaşayacaksınız. İşte o his, o duygu. Sizin o kapının önünde olduğunuz kanaatini taşıyorum. Beni ve benim gibi düşünenleri yalan çıkarmayacağınıza inanıyorum. İnşallah o ızdırap insanı siz olun. Izdırap tokmak gibi vursun, kalksın, insin beyninize. Kasıklarınızı tutun insanlık aleminin dertleri için. Deli gibi dolaşın. Şakaklarınızı sancı sardığı zaman ızdıraptan ızdıraba sürüklenin ve Allah'tan neyse ümmeti Muhammed'in halasını isteyin inşallah. Elimde olsaydı ve ben ızdırap dükkanının dellallığını yapsaydım, sizin içinizde evlerin yolunu unutturacak şekilde ızdırap ekerdim. İlmin, irfanın, araştırma zevkinin, fenni açılmanın, çağa söz geçirmenin yanı başında sizin içinizde ızdırap tohumları eker, sizin hepinizi dava düşüncesiyle deli etmeye çalışırdım. Fakat böyle bir şey elimden gelmez benim. Ama inanıyorum bir gün Allah sizi o ufka ulaştırır ve sizinle dünyanın yüzünü güldürür inşallah. Evet, bir taraftan bu ızdırap, bir taraftan aşk, şevk, neşe, pür neşe, hizmetin telifi deniyor. Aşkı, şevki doğru anlıyorsak ızdırapla bunların terslikleri yoktur. Bunlar birbirine zıt şeyler değildir. Ama aşkı, şevki yanlış anlıyorsak doğru, telifi zordur. Evvela ızdırabı doğru anlamak lazım. Izdırap, yaşama zevkini unutmak, yaşamaya göre programlanmak. Hayatı düşünüyorum ben yer yer vaka. Fakat hizmet adına düşüneceğim o kadar çok şey var ki bana zaman zaman kendi hayatımı unutturuyor. Izdırabın ilk merdiveni. Hele basamakta ayaklarınızı bir sağlam yere basın. Allah dahasına zannediyorum onu taht-ı revalli üzerinde gibi sizi sıçratabilir. Sıçratsın. Izdırap bu. Aşk, şevk, neşeye gelince, pür neşe, neşeye gelince bir şiirden mülhem. Her şey gül kırmızı bizim dünyamızda. Onların manasını da anlamak lazım. Aşk, şevk, gülüp oynama demek değildir. Aşk da başlı başına bir ızdıraptır. Siz nerede o aşık görmüşsünüz ki gülüp oynuyor? Dastani de olsa Mecnun'un güldüğünü hiç gördünüz mü? Leyla'nın tebessümünden bahseden var mı? Mecnun ve Leyla hayatı, bu aşk destan kahramanların hayatı ızdırapla, iniltiyle geçmiştir. Şirini Ferhad'ı öyle. Allah aşıkları da öyle. Fuzeyl İbn İyaz Allah'a bağlı bir insan. Gözünde tebessüme şahit olmadık diyorlar. Belh'in görkemli prensi İbrahim bin Ethem tebessüm ettiğine şahit olmadık diyorlar. Demek ki siz Allah'la irtibatı, aşkı da yanlış anlıyorsunuz. Aşkın kendisi de ızdıraptır. Aşk yakar. Ve yakan aşkı ifade ederken aşıkım dersen belayı aşktan ah eyleme, ah edip ayar ahımdan agah eyleme derler. Aşk ocak gibi yakar.
Ve bir başkası yanarken şöyle der: yansam da ocak gibi gam eylemem izhar, yakma beni ateşlere, başka ateşlere, ey çarhı cefakar. Ve Bağdat'ta derisi yüzülürken gerçek aşık Nesimi şöyle der: bir biçare aşıkam, ey yar senden dönmezem, hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem, ger beni yandırsalar, toprağımı savursalar, külüm ottan kavursalar, neccar senden dönmezem. Ve son mısraları şudur: başımı erre koy, Hazreti Zekeriya ve Yahya'nın testereyle biçilmesini kastederek, başımı erre koy, neccar senden dönmezem der. Aşk başı başına insanı derdest eden, kıskıvrak yapan bir derttir, bir ızdıraptır. Öyleyse hani aşk derken onu ızdırapla ayrı ayrı kutuplarda ızdırabın alternatifiymiş gibi gösterme, terminolojiyi bilememe demektir. Şevk de mesleğimizde öyledir. Bir insan şevkle şahlanmış da, at şevkle şahlanmış da, onun için çatlama mukadderdir. Ağustos böceği şevkle coşmuş da şayet, bir ağaç dalında gündüz öte öte artık onun için çatlama mukadder demektir. Onun hayatının bir gayesi vardır. Atın da Ağustos böceğinin de hayatta birer ufku vardır. Gayeyi hayalleri vardır. Hayatları boyunca hep onu yakalamaya çalışırlar. Onu yakalayıncaya kadar hep bağırır dururlar. Ve çatladığı zaman der ki tam kendi kendime, işte ben gayeyi hayalimi yakaladım. Eski mevizelerde size arz ettiğim bir şey vardır. Derler ki Şam'da Muhyiddin İbn Arabi bir caddede geçerken birini derdest edip asmışlardır. İpten sallanırken Hazret de yanından geçer. Yanındaki adamlarına sorar, bunu niye asmışlar? İçki içmiş, adam öldürmüş, şimdi de kısas yapıyorlar diyor. Diyor ki içki içti bu adam, zina etti, adam öldürdü. 3-4 defa buna, yani katlamalı, nasıl diyelim buna, idam ceza kanununa bir şey vardı, müzaaf ceza. Birkaç defa öldürülmeyi hak etmişti derler. Hazret hemen koşar, ayaklarını yakalar, yüzüne gözüne sürmeye başlar, şaşırırlar. Hazret bu ne hal böyle derler, bu adam eşkıyanın tekiydi. Der ki eşkıya mesleğinin zirvesi, zirveyi tutma dar ağacıdır. Bu adam mesleğinde ulaşabileceği son noktaya ulaşmış. Başarısını ulaşabileceği son noktaya ulaşmakla noktalamış bu adam. Ben başarıyı alkışlıyorum. Zirveyi tutmayı alkışlıyorum. Mesleğinin sonunu ele geçirmesini alkışlıyorum bunun. Ve sonra herhalde dediği şey şudur: ey Müslüman, senin mesleğinin de bir zirvesi vardır. Bir gayeyi hayali vardır. Ulaşabileceğin bir son nokta söz konusudur. Yakalayın o zirveyi. Şimdi şevk dediğiniz şey, şevk işte öyle şahlanma. Şevk de şahlanma deniyor zaten. Mesleğimize ait bir 4 hususu arz etmek istiyorum kısaca. Aç, fakr, şevk, şükür icmali. Aciz demek acizlik demektir. Zannederim acizin yerine başka kelimeler koyarak Türkçe'de kelime çokluğuna boğmamak lazım işi. Sonuna yapmamazlar takısı ilave ederek bunu acizlik desek anlaşılacak. Herkes anlıyor değil mi acizliği? Aciz bu demektir. Elinden bir şey gelmeme demektir. Tutmak isterken tutamama, yürümek isterken yürüyememe, görmek istersen görememe, duymak isterken duyamama, konuşmak isterken konuşamama, aciz bu. Ve böyle olan adama da aciz denir. Bu da sıfatı. Meslekte esas olan bir acizdir. Güçsüzlük, kendini güçsüz kabul etme. Bir şiirde güçsüzüz ama onun namıyla ünlüyüz. Siz bu güçlüğe ulaşmadan esas çok müessir bir müracaatta bulunamamışsınız demektir. Bu itibarla da Allah'ın kudreti sizin hesabınıza harekete geçmez demektir. Aczınız o kuvveti, o kudreti harekete geçirici bir şifreli anahtar, sihirli bir anahtar gibidir. Acz bu. Bir de fakr var. Bu da fakirlik demektir. Bir evvelki kelimenin başında bahsettiğim hususlarla bunu da anlıyorsunuz zannediyorum.
Bu da sermaye sahibi olama, hiçbir şeye sahip olamama demektir. Fakir insan. Bu da meslekte önemli bir husustur. Yani mesela böyle varidat-ı sübhaniye gibi, velilik gibi, keramet gibi, keşif gibi, Allah'a kurbiyet gibi hiçbir şeye sahip değil. Nedir? Reşa misalini vermiş, sızıntı. Ancak güneş vurunca parlayabilecek bir sızıntı. Yok, mameleki yok, sermayesi yok. Bir de böyle bir fakr yanımız var bizim. İşte bunlar haddi zatında güç kaynaklarıdır. Yani insan bunları kavradığı zaman Allah'ın servetini harekete geçirir, Allah'ın kuvvetini harekete geçirir. Yunus duazeleriyle zannediyorum bunlara temas eder. Bir küd ile güreştim, elsiz ayağım aldı, onu da basamadım, güyendirdi yüzümü. Bir serçe, bir kartalı salladı vurdu yere, yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu. Serçe, kartalı sallayıp yere vuruyor, yalan değil gerçek, o da görüyor tozunu. Bu güçsüzlüğünüzle, bu zaafınızla siz büyük işler çeviriyorsanız, öyleyse sizin gücünüzün arkasında bir güç kaynağı var. Şimdi işinizi siz azmediyor, cehdediyorsunuz ama Allah yapıyorsa şayet, mesela siz fakirsiniz, eliniz ayağınız yok ama fakat herkesi kündeye getirebiliyorsunuz. Elense gidebiliyorsunuz, boyunduruğu alabiliyorsunuz. Eliniz ayağınız yok bunu yapıyorsanız, o zaman niye ümitsizliğe düşeceksiniz ki? Neden yiyese düşeceksiniz? Çünkü siz küçük bir gayretle, az bir hamle sergiliyorsunuz, işler oluyor, Allah yapıyor. Ben irademin hakkını verdikten sonra bu işleri Allah yapıyorsa, ben niye ümitsizliğe düşeceğim? Dikkat buyurun. Öyleyse bizdeki şevk anlayışı, şevk felsefesi, ümitsizliğe düşmeme manasına geliyor. Şimdi o zaman, hiç yiyese düşmeyecek, hep şevkli olacaksınız. Bakan daima sizin çehrenizde tebessümü yakalayacak. Alem ağlarken siz bir yönüyle belki güleceksiniz ama neden? Çünkü Allah'a dayanmışsınız. Ve böyle olunca da şükürden şüküre koşacaksınız. Çünkü sürekli çalışacaksınız, sürekli Allah'a ihsan edecek. Ve böylece salih daireye gireceksiniz. Bunu da her defasında arz etme lüzumunu duyuyorum, millet karıştırabilir. Eskiler kullanıyordu fasit daire. Şimdi kelimeyi çok kısırca kullanıyorlar, kısır döngü diyorlar. Benim bulduğum salih daire de fasit dairenin karşılığı. Kısır döngü, uydurukça Türkçesine göre bunu da çevirmek icap ederse buna da ya velut döngü demek lazım veya doğurgan döngü demek lazım. Bir salih daire içine gireceksiniz. Hayır hayır doğuracak. Bu aynen bir hadisin manasıdır. Hayır hayır doğurur buyuruyor. İnsan hayra doğru bir adım atınca ikinci bir hayır fikri doğar insanın içinde. Hayır ikinci hayra yolu kolaylaştırır. Nasıl ki her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır, öyle de her bir sevap içinden imana yükselen bir helezon vardır. Arz edebildim mi? Bu itibarla bakın, aczınız, fakrınız sizi bir noktaya çeker, şevkle sizi şahlandırır. İki nazımda söylenmiştir, şiir demem ben onlara çünkü şiir manadır, derinliktir, bir ufktur. Ama onları ister heceyle ister aruzla kıvırırsınız, nazım söz olabilir, değersiz. Fakat bizim düşünce dünyamıza açık olması itibariyle belki bir şey ifade eder. Aciz, fakr, şevk. Ve böyle şevkle şahlanınca, hiçbir tümseye takılmayınca, tökezlemeyince, yamaçlar size dümdüz olunca, düz yerlerde pürüzsüz olunca, kader yolunuza su serpince, işte bizim şevkimiz budur. Delice Allah'a bağlıyız inşallah, Allah öyle eylesin. Bu mevzuda aşık sayılabilir. Delice hizmete bağlıyız. Hiçbir şey bizi fütursuzluğa itemez. Efendimiz bir yerde böyle şevkli birisini anlatırken bir fütursuzu buyurur ki, atını mahmuzladı, düşmanın karşısına çıktı ve biraz sonra da etrafındakilerin hepsi budandı. Sağına soluna baktı, tek başına kalmış, Buhari'de anlatıyor. Yeniden atını mahmuzladı, iş başa düştü dedi, sürdü ve geriye dönmedi. İşte gerçek kahraman. 50 defa birlikleriniz bozulabilir, düzeniniz alt üst olabilir. Bozulmasın ve alt üst olmasın inşallah. Bize de çok giran gelir. Ama hiç şevkiniz sönmeden, değil mi ki Hazreti Muhammed Mustafa sizinle beraber sallallahu aleyhi ve sellem, daima sizin bütün başarılarınızı alkışlıyor, aranızda dolaşıyor
Öyleyse şevk içinde olmak lazım.